Sevgili öğrenciler, 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 12. sınıflarımızın 5. ünite değerlendirme sorularını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Ders kitabımızda sayfa 193 ile 194 aralığında 5. ünite değerlendirme sorularını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle A kısmında bazı kelimeler verilmiş arkadaşlar. Bu kelimeleri aşağıda uygun olan yerlere yazmamızı bizim istiyor. Bir de diyor ki. Almanya 1 Eylül 1939'da nokta nokta noktayı işgal etmeye başlamıştır diyor. Şimdi zaten 2. Dünya Savaşı'nın da çıkma sebebini aslında bize burada soruyor. Almanya 1 Eylül 1939 yılında Polonya'yı işgal etmeye başlamıştır diyeceğiz. de Almanya 27 Eylül 1940'da İtalya ve Japonya ile nokta 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 denen bir ittifak antlaşması imzalamıştır diyor arkadaşlar. Yani Almanya, İtalya ve Japonya arasında bakın üçlü bir pakt ne yapılmıştır burada imzalanmıştır. O zaman ikinin cevabı da üçlü pakt olarak buraya yazacağız. Üçüncüsünde de diyor ki arkadaşlar 18 Haziran 1941 tarihinde nokta 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 imzalanmıştır. Direkt bilgi sorusu sayın arkadaşlar. Buraya da Türk Alman Saldırmazlık Paktını getirmeye çalışacağız. Yani bizim buradaki cevaplarımız Polonya, Üçlü Pakt ve Türk Alman Saldırmazlık Paktı olacak. B kısmında ise arkadaşlar doğru yanlış e, kısımları var. Doğru olana D yanlış olana Y işareti koyacağız. Birincisinde diyor ki Almanya 1939'da Milletler Cemiyetinden ve Silahsızlanma Konferansından çekildi. Bu tarih yanlış bir tarih arkadaşlar. Almanya 1939'dan önce 1930'larda zaten genişleme siyasetini artık hayat sahasını geliştirmeye, genişletmeye başlıyordu yavaş yavaş. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. İki, 2 Eylül 1945'te Missouri adlı savaş gemisinde imzalanan teslim belgesiyle Pasifik'teki savaş sona ermiştir. Doğru bir ifade olacak. Yani burada e, hem tarih de doğru, hem Missouri adlı savaş gemisi de doğru, Pasifik'teki savaşın bitmesi de doğru. 3'te 4 6 Aralık 1943'te diyor. Kahire'de yapılan konferansa Cumhurbaşkanı İsmet İnönü katılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir diyeceğiz. Yani doğru yanlış sorularımızda yanlış doğru ve doğru şeklinde olacak sevgili gençler. C kısmında ise üç tane sorumuz var açık uçlu soru arkadaşlar ve biz buna hem bilgilerimizden hem de işe yorumumuzu katarak ne yapacağız cevap vermeye çalışacağız. Birinci soru, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Stalingrad kuşatmasında başarılı olamamasının nedenleri nelerdir diyor. Hatırlayın arkadaşlar, Almanya Rusya'yı işgale kalkışmıştı. Tabi savaşın başında Ruslarla bir anlaşma imzalamıştı. Hani onlara saldırmayacağız diye. Fakat 1942 yılı geldiğinde Almanlar yönünü Rusya'ya çevirdi ve Barbarossa dediğimiz operasyonu başlattı. Fakat arkadaşlar fakat iklim şartları özellikle yani Rus topraklarındaki o ağır, çetin kış şartları Almanları Kasım ayı gibi Stalingrad'da ne yaptı? Durdurdu. Yani özellikle Almanların e, İkinci Dünya Savaşı'nda ilerlemesinin durduğu, artık Stalingrad'da başarısız olduktan sonra geri çekilmeye başlayacak değil mi Almanya? Yani özellikle Almanları durduran olay Nedir? İklim şartlarıdır. Yani Rus coğrafyasındaki o çetin, o karasal, o e, soğuk kış şartlarıdır arkadaşlar. Hatta bununla ilgili şöyle şeyler de söyleniyor. Alman tanklarının donduğu. Ama Rus tankları donmuyor. Onlarda bir antifriz olayı var arkadaşlar mesela. Ee, sonra Sovyetlerin sergilediği olağanüstü direniş de tabii ki Almanların başarısızlığını bize ortaya çıkartıyor. Bir de Japonların Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırması üzerine uzak doğudaki Rus tümenlerinin yani Rus askerlerinin Aralık 1941'de de nereye Moskova'ya ulaşması Almanlara karşı bir cephe, e, silahlı direniş gösterilmesi açısından etkili olmuştur. Ama unutmayın özellikle ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Barbarossa operasyonundaki Stalingrad kuşatmasının Almanlar aleyhine sonuçlanması yani Almanların burada başarısız olmasının en büyük sebebi kesinlikle iklim şartlarıdır. Almanlar burada neye yenilmiştir aslında? Soğuk kış şartlarına yenilmişlerdir. Hatırlayın arkadaşlar Fransa, bakın Fransa hani bir tane adam vardı para 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 diye aklımıza kalır. Napolyon Bonaparte. Şimdi Napolyon da yönünü Ruslara çevirmişti ve o da kış şartlarına yenilmişti arkadaşlar. Tarihte kim yönünü Rusya'ya çevirdiyse Rusya'nın o Özellikle iklim şartları karşısında başarısızlıkla sonuçlanan operasyonlar olmuştur diyeceğiz. Tabi buraya şeyi de ekleyebiliriz. Ee, Rusların Alman bilim adamlarını suikastler sonucu öldürme girişimlerini de buraya ekleyebiliriz. Yani teknolojiniz durursa iklimi zaten geçemezsiniz. İkinci soru. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin almış olduğu ekonomik tedbirler başarılı olmuş mudur değerlendiriniz. Ee, başarılı çok fazla olmamıştır arkadaşlar. Şimdi biz 2. Dünya Savaşı'na fiili olarak tamam savaşın sonunda Almanya'ya savaş ilan ettik. Bunun sebebi de Birleşmiş Milletler'e yeni kurulacak dünya düzeninde onların kazananların yanında yer alabilmek için resmiyette bir savaş ilan ettik. Fakat biz savaşa fiili olarak girip kan dökmemişizdir. Ama savaşa girmediniz ama her an savaşa girme ihtimali karşısında da ne yaptık? önlem aldık. Mesela Edirne sınırına çakmak hattını kurduk. Yani askeri birlik oluşturduk orada. Ee, ya da 500 bin tane erkeği, genç genç erkeği askere alarak ne yaptık arkadaşlar? Her an savaşa girebilecekmiş gibi hazırlık yaptık. Hatta bakın iyi düşünün 500 bine yakın erkek. Şimdi 1945'ten sonra savaş bittikten sonra Türkiye'nin nüfus artış hızı düşmüştür arkadaşlar. Bakın nüfus azalmıştır demiyorum. Nüfus artış hızı düşmüştür. Çünkü üretken nüfus en az 2-3 yıl askerde kaldı. Türkiye 1946'dan sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yurt dışından ee, buğday ithal etmiştir. Çünkü üretken nüfus neredeydi? Askerdeydi. Tarlalar boş kaldı. Ne yaptınız? Buğday fazla üretememişsinizdir. Şimdi Milli Korunma Kanunu çıkarttık. Ve Milli Korunma Kanunu'yla hükümet e, bazı ürünlere el koyma ve kişileri zorunlu çalıştırma yükümlülüğü getirdi. Yani Milli Korunma Kanunu'yla e, hükümet olağanüstü yetkileri eline aldı. Mesela üreticinin 500 kilonun üzerindeki tahıl ürünlerini toprak mahsulleri ofisine teslim edildi arkadaşlar. Halka karneyle kısıtlı miktarda ekmek alma imkanı tanınmaya çalışıldı. Fakat tüm bunlara rağmen alt gelir grubu vatandaş zorluk çekmeye devam etti ve ne yazık ki kara borsacılığın önüne geçilemedi. Temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğin istikrarlı ve kolay teminatı için karneyle ekmek dağıtılmaya çalışıldı. Fakat bunda da beklenen başarı gösterilemedi. Kara borsacıların oluşturduğu harp zenginleri, yani savaş zenginleri diye bir grup ortaya çıktı ee, ve devlet bunların önünü de kesebilmek için varlık vergisi almaya karar verdi. Varlık vergisi arkadaşlar yani ortalama malının yüzde kırkı üzerine yapılan bir vergiydi ve kişi günü geldiğinde bunu ödemediğinde de kişiyi alıp ne yapıyordu? Çalıştırma zorunluluğu, haciz zorunluluğu getiriyordu. Tamam bunlar savaş zamanlarında devletin ee, birazcık da ekonomik durumunu düzeltebilmek için yapılan hamlelerdi. Kötü niyetle yapılmamıştır fakat beklenilen başarı bu ekonomik tedbirler ne yazık ki istediğimiz anlamda olumlu sonuç vermemiştir diyeceğiz. Üçüncü soru basit bir soru arkadaşlar. Yalta ve Potsdam konferanslarına hangi devletler katıldı? İngiltere katıldı, Amerika Birleşik Devletleri katıldı ve Sovyet Rusya buraya katıldı diyeceğiz arkadaşlar ki bunlar zaten savaşı kazanan ve İkinci Dünya Savaşından sonra yeni dünya düzenini kuracak olan devletlerdi. Evet şimdi çoktan seçmeli dediğimiz test sorularına geçiyoruz. Birinci sorumuz. Müttefik kuvvetlerin 1944 yılının Haziran-Eylül ayları arasında giriştiği, Alman cephesinin delinmesine ve Almanya'nın Fransa'nın ortasına kadar çekilmesine yol açan hücum harekatı aşağıdakilerden hangisidir? Yani müttefik dediğim bu hani İngiltere, Fransa tarafıydı. Bir de mihver vardı onlar Almanlardı. Şimdi arkadaşlar bakın <laughs> burada Dünyanın en büyük çıkartmalarından biri olan Normandiya çıkartmasıyla, Normandiya çıkartmasıyla Almanya geri çekilmeye başladı. Nereye Fransa'nın ortalarına kadar geri çekilmiştir. Normandiya çıkartmasını müttefik devletler yani bu İngiltere tarafı, Amerika tarafı ya da Fransa tarafını atmıştır, kazanmıştır. O zaman birinci sorumuzun cevabı Edirne Normandiya çıkartması olacak arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın siyasi sonuçlarından biri değildir? Şimdi savaş sonrasında yeni yeni devletler kurulmuştur. İşte ilk bir örnek vereyim ben size. Almanya mesela iki tane Almanya diye yeni bir devlet ortaya çıktı. Bakın Almanya Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor. Değil mi? Ve yeni devletler birinci dünya savaşından bakın birinci dünya savaşından da soru oldu bu İkinci dünya savaşından da soru oldu bu tarz büyük savaşlardan sonra yeni devletler kurulur B'ye bakıyorum arkadaşlar faşizm nazizm sosyalizm gibi akımlar doğdu hayır bu ikinci dünya savaşı'nın sonucu değil. Zaten özellikle şu faşizm, nazizm ve sosyalizm ikinci dünya savaşının sebepleriydi değil mi? O zaman bu sorunun cevabı Bartın'dır arkadaşlar. Biz yine devam edelim. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Birleşmiş Milletler kuruldu. Bu doğru bir bilgi. Soğuk savaş süreci başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rus Devleti dünyanın iki süper gücü arasında silahlı çatışma olmadı ama soğuk savaş denilen bir süreci yaşadılar. Dünyanın yeni güçler dengesi oluştu yani e, ne oldu Amerika ile Sovyet Rusya diye yeni güçler ortaya çıktı dünyada diyeceğiz. Fakat faşizm, nazizm ve sosyalizm bunlar arkadaşlar birinci dünya savaşından sonra ikinci dünya savaşından da önce olan hatta ikinci dünya savaşının sebepleri olan gelişmelerdi biri değildir dediği için ben B şıkkını burada işaretliyorum. 3 Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin savaşa karşı almış olduğu ekonomik önlemlerden biri değildir? Şimdi Milli Korunma Kanunu 1940'tan sonra toprak mahsulleri yine aynı, varlık vergisi aynı, bazı ihtiyaçlarından ekmeğin karneyle verilmesi bunlar hep 1940'tan sonra bizim hayatımıza gelen yeni kavramlar. Fakat arkadaşlar Merkez Bankası Atatürk zamanında kuruldu. Yani hani hatırlayın 1929 yılında Amerika'daki borsaların batmasıyla dünyada bir kara perşembe yani dünya ekonomik krizi çıkmıştı ve Türk Türkiye'de bundan etkilendi diğer devletler gibi ve Türkiye ne yaptı arkadaşlar? Hemen 1930 yılında Türkiye'deki Merkez Bankası dediğimiz bankayı kurduk. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan önce kurulmuştur. Atatürk zamanında kurulmuştur. Cevap E şıkkı Merkez Bankası'nın kurulması. Dördüncü soru. Yukarıda savaş paraları ve hedefleri aşağıdaki hangi devletlere aittir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar Asya Asyalılara aittir diyenler kimlerdi? Japonlardı. Hayat sahasını genişletmek isteyen kimdi? Almanya'ydı. Bizim deniz, Akdeniz'e bizim deniz diyen kimdi? İtalya'ydı. O zaman bu sorunun cevabı C şıkkı Ceyhan diyeceğiz. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya tarafından işgal edilmiş ülkelerden biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Norveç, Fransa, Belçika ve Polonya Almanlar tarafından işgal edilmişti arkadaşlar. Hatta ilk alınan yer Polonya'ydı. Hatta Fransa ile ilgili de anlatırken demiştim ki Maginot hattı. Dünyanın en büyük savunma hattını kurmuştu Fransa ama Almanlar Belçika üzerinden geldiler. Demek ki bak Belçika'yı da ağzımızdan şu anda kaçırdık değil mi? Ama bakın İsveç, İsveç işgal edilmemiştir. O zaman beşin cevabı Edirne. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olamaz. Şimdi Birleşmiş Milletler dediğim şey hani bugün de televizyonlarda görürsünüz BM diye geçer. Şimdi arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler bir daha dünyada böyle bir savaş çıkmasın diye ve yeni kurulacak dünya düzenini ayarlayabilmek için Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurdu. O zaman Birleşmiş Milletler'in üyesi demek o gün savaşı kazanan devletler demektir. E ben biliyorum ki Amerika, İngiltere zaten bizzat savaştı, savaşı kazandı. Kime karşı? Almanya'ya, İtalya'ya ve Japonya'ya karşı. Bakın İtalya dedim arkadaşlar. İtalya birinci, ikinci dünya savaşını kaybetti. İtalya Birleşmiş Milletler'e kurucu üyesi değildir. Cevap Adana. Bakın Türkiye'de var burada. Bize de demişlerdi ki yeni kurulacak dünya düzeninde bizim yanımızda kazananların yanında yer almak istiyorsan Almanya'ya savaş ilan et dediler. Biz de savaşın son aylarında Almanya'ya savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olarak katılmışızdır. Ama İtalya değil, İtalya savaşı kaybeden devlet arkadaşlar unutmayın. Yedinci soru, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Adana'da diplomatik bir görüşme yapan devlet adamı, hani bizi savaşa girmeye ikna etmeye çalışan devlet adamı kimdi arkadaşlar? İngiltere'ydi. Yani Churchill dediğimiz kişi ne yaptı? Adana'da bizim e, e, Cumhurbaşkanımızla milli şef ünvanı olan İsmet İnönü ile görüştü. Şimdi R Roosevelt Amerika'nın e, adamı, e, Lenin ve Stalin Sovyet Rusya'nın, Mussolini de İtalyan'ındı. Biz burada kimle görüştük? İngiltere ile görüştük. Yani Churchill ile. Yedinin cevabı Barton diyeceğiz. Sekizinci ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda savaş ilan etmiş olduğu bir devlettir. Biz hani dedim ya Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak girebilmek için Almanya'ya savaş ilan etmişizdir savaşın sonunda. Bakın bir daha söylüyorum. Fiilen savaşa girip kan akıtmamışızdır. Çünkü bu dava bizim davamız değil. Ama yeni kurulacak dünya düzeni için biz de orada olabilmek için Almanya'ya savaşın bitiminde Resmen savaş ilan etmişizdir. 8'in doğru cevabı Denizli, Almanya diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti e, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin e, ünite değerlendirme, 5. ünite değerlendirme sorularını burada bitirdik. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.